Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen grup toplantısı konuşmasını yaptı ve bir karşı teklifle geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa teklifine, CHP'nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifine. Bunu anayasa düzeyinde çözelim, hatta ilave maddelerde ekleyelim dedi. Uzunca bir konuşmaydı. Özellikle de başörtüsüne yönelik geçmişten hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımına ilişkin ya da röportajlarının yer aldığı bir videoda paylaştı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sert eleştirileri de vardı konuşmasında. Şimdi konuklarımla konuşacağız. Siyaset bilimci akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı konuğum. Yaşar Bey hoş geldiniz. Orhan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için de kısacık bir özetleyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başörtüsü teklifine ilişkin sözlerini ve teklifini onun üzerinden soracağım size. Kanun teklifi diye mecliste sundukları metin sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yeni yasaklara dayanak haline de gelebilir diye de ekledi. Madem konuyu kendisi gündeme getirdi, öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifine. AK Parti ve MHP olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı anayasa değişikliği teklifini kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı, uygulamaya gidilemeyeceği açık kaydıyla birlikte yeniden çıkartalım dedi. Hatta bununla kalmayalım. Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri de vardı. Türkiye'de böyle bir sorun var mı dedi başörtüsü konusuyla ilgili. Böyle bir mesele kamu kurumlarında, okullarda var mı diye sordu. Dürüst ol, istismar siyaseti yapma dedi. Riyakarlıkla eleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi liderini. Başörtüsü nedeniyle bir sorun yaşanmışsa ülkemizde bunun sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında temsil ettiği CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir ifadelerini kullandı. Şimdi buna ilişkin önce ilk değerlendirmenizi Orhan Bey sizle başlayayım. Bir beklenti vardı acaba ne diyecek diye anayasa değişikliği teklifiyle bir karşı teklifle geldi. Siz konuşmayı nasıl buldunuz öncelikle? Nasıl bir yanıt bekliyorsunuz? Hem teklif var hem de geçmişe yönelik çok sert eleştiriler var. Bir taktiktir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu teklifi. Bir taktik olarak, bir taktik adım olarak gördüğünü söylüyor seçime giderken. Nedir yorumunuz? Şimdi dünden itibaren zaten Cumhurbaşkanı'nın karşı teklifle, anayasa değişikliği teklifiyle bugünkü konuşmasına değineceğini ve böyle bir teklifle yanıt vereceğini biliyorduk. Bu konudaki kulis haberleri ve hatta haberler yansıdı. Bunu biliyoruz burada. Burada özgürlükler aslında bir bütündür. Ben öyle görüyorum olayı. Yani anayasa teklifi yapılacaksa eğer gerçekten de bir anayasal teklif yapılacaksa buna bütün özgürlükleri de içeren bir şekilde gündeme getirmek lazım. Ben bunun böyle olması durumunda Türkiye'nin de rahatlayabileceğini düşünüyorum oradan. Şimdi başörtüsü meselesi biliyorsunuz buradaki evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta 2010 yıllarında çok büyük bir sorun olarak ortadaydı. Ve o zaman Cumhuriyet Halk Partisi başörtüsü ve türban meselesini anayasaya da aykırı olduğu gerekçesiyle böyle bir takım gerekçelerle resmi yerlerde kullanılamayacağı görüşünü dile getirdi. Şimdi o zamandan bu yana çok sular aktı köprünün altından. Cumhuriyet Halk Partisi epey bir zamandır, yani 7-8 yıldır bu konudaki görüşlerini değiştirdi. Başörtüsünün yahut da türbanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası olmaktan çıkardı ve partisinin de başörtüleri açtı. Uzun süredir de Kılıçdaroğlu'nun bu konuda böyle bir sorun olmadığını artık açıklıyor ve bu konuda girişimlerde bulunuyor.
Fakat şimdi bu yasa teklifi de nasıl vardı? Bir süredir biliyorsunuz başörtüler ve türbanlar veya da türbanlar arasında eğer bu Millet İttifakı ihtara gelirse başörtüsünü tekrar yasaklayacaklar şeklinde bir propaganda sürüyor bu. Hemen hemen öyle görülüyordu ki seçim propagandasında bir ciddi malzeme olarak kullanılacak. Şimdi bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun bir harekete geçtiğini gördük. Yasa teklifiyle yani bu propagandayı bir yasa teklifiyle bunu değiştirelim. Bu yasağın artık bir yasağın olamayacağı şekle büründürelim. Yani bir ön alma diyorsunuz. Seçime 8 ay kaldı. Evet. 8 ay evet, kala yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne alma. Yönelik çok affedersiniz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da videoda paylaştı. CHP zihniyeti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adlandırdığı. İşte bu böyle bir propaganda yapılmasına yönelik yani seçime giderken biz gidersek başörtüsü kazanımları kaybedilir söylemine yönelik bunu ortadan kaldırma amacıyla bir girişim olarak mı değerlendiriyorsunuz bu yasa teklifini? Yani, evet yani esas olarak Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı'na karşı başörtü yasağını getirecekler şeklindeki bir propagandayı önlemek için, bertaraf etmek için böyle bir yasa teklifi getirdi. Yani bunu o şekilde görmek lazım. Fakat şimdi karşı teklif tabii ki tartışmaya açık bir teklif. Karşı anayasa sorunu olarak bunu halledelim. Bir anayasa değişikliğiyle bir başörtünü asla bir daha yasayla değiştirilemeyecek şeklinde sanki anayasanın ilk dört maddesi arasına sokabilecek bir karşı teklif de geldi Cumhurbaşkanı. Şimdi özgürlükler başörtüsü tabii ki özgürlükler meselesidir. Artık Türkiye bu konuyu aşmış bir ülke. Özgürlükler meselesidir fakat özgürlükler bir bütündür. Yani sadece başörtüsünü özgürlük meselesi, kılık kıyafetin özgürlük meselesi olarak görüp fakat onun ötesinde söz söyleme özgürlüğünü, kendini ifade etme özgürlüğünü, insan hakları savunma özgürlüklerini, televizyonlarda haber yapma özgürlüğünü bütün bunlarla birlikte bir tür olarak görmek lazım. Madem özgürlükleri savunacağız, bu özgürlükler esas olarak kılık kıyafet özgürlüklerinin ötesinde bir bütün olarak bunu görmek lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceğini, ne cevap vereceğini bilemiyorum ama... Şu an gelen bir kulis bilgisi var, paylaşayım Orhan Bey. Yani CHP AK Parti'nin anayasa önerisine destek vermeyecek gelen bilgi bu yönde. Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de ilk tepkisini de paylaşalım. Meclise sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa yeni meclisin işi olacak dedi. Ben araya girmişken bunu Yaşar Hacı Salihoğlu'na da sorayım. Size tabii geri döneceğim. Hem bu değerlendirme yani desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar diyor Özgür Özel. Yaşar Hocam ve diyor ki şöyle de bir dünden beri de konuşulan bir şey var. Teklife yeni şeyler eklenebilir ve bu artık içinden çıkılmaz hale gelebilir. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yorumu? Bakın bu noktada şunu net saptamak gerekir. Bu arada arkadaşlar sesim kulağıma geliyor onu bir halledebilirseler sevinirim. Türkiye'nin çok acilen bir yeni meclisin sivil anayasayı hazırlayarak genel bir mutabakatla hayata geçirmesi gerekir. Yani çok değişen maddeleri olmuştur, içerikte farklılaşmalar olmuştur ama sonuçta 82 anayasası diyoruz ona. Yani 12 Eylül faşizminin bir darbenin, bir zorbalığın sonucunda üretilmiş bir anayasadan bahsediyorsunuz. Yani adıyla, sanıyla hemen hemen bütün siyasi partilerde belki görürsünüz ki Türkiye'nin bu anayasadan
anayasanın yerine bir sivil anayasanın hazırlanmasına ilişkin vurgularını. O açıdan Özgür Özel'in bu noktadaki hani genel, evet bir genel, çok genel bir yeni sivil anayasanın hazırlanması gerekir. Bunu net olarak saptamak gerekir. Onun ötesinde temel hak ve hürriyetler konusu sonuçta anayasanın güvence altına alan bir üst başlık. Bunu kanunlarla yeterince hayata geçiremiyorsunuz, geçiremezsiniz. Sonuçta anayasa çerçeveyi oluşturur. Sizin olmazsa olmazlarınızı belirler. Şemsiyesini oluşturur. Kanunları da onun içine girip hayata dair kılınması için varlıklarını sürdürürler. Onlarla da çelişmemesi gerekir o üst şemsiyeyle. O açıdan gerçek anlamda ben bu öneriyi, yani dünden beri bunu konuşuyoruz. Böyle evet. Bir önerinin geleceğini elbette biz de saptamıştık. Ve çok da gerekliydi. Çünkü bunun üzerinde yorum yaparken de böyle bir noktanın temel hak ve hürriyetler kapsamı içerisinde kılık kıyafet özgürlüğünü, kuşkusuz çeşitli meslek dallarının bir takım zorunlulukları var, üniforma zorunlulukları var. Onunla çelişmeyecek şekilde ama sonuç itibariyle bir başörtüsünü yasaklayan, bunu aykırılık gibi gören bir anlayışı güvence altına alacak şey, yani o temel hak ve hürriyetler kapsamında onun yeri anayasadır. Onu kanunla falan, yarın öbür gün bir başka anlayış ortaya çıkar, o bir iktidar buluşmasıyla karşı karşıya kalınır, o kanun değişir ya da bu kanuna karşı bir anayasa mahkemesine aykırılık noktasında bir yol açılır, büsbütün iş kaosa dönüşür. O yüzden çok anlamlı, samimi, gerçekçi bir tekliftir bu. Evet, burada samimiysek, burada çok açık bir şekilde bunu bir temel hak ve hürriyetler kapsamı içerisinde alıyorsak, bunun da doğru yeri, adresi, değişikliğin yapılacağı yer anayasadır ve bu tartışma biter. Siyaseten de bu işin hiçbir şekilde istismarı, çekişmesi, seçime yönelik yatırımı, söylemi falan ortadan kalkar. Serap Hanım, şunu söylemek isterim. Evet. Bu işin, yani Sayın Cumhurbaşkanı da altını çiziyor. İşte kamuda yaptığımız bir takım düzenlemelerle falan ağırlıklı olarak böyle bir sorun yok, böyle bir yasak yok, bu yürütülüyor. Ama şu gerçeği de görelim. Yani bu noktada hala çok önemli ölçüde bu meseleyi bir başka zeminde canlı ve diri tutan bir damarda var hala. Bunu yaşıyoruz, gündelik hayatta, akademiyada bile görüyorum. Yani ben bir akademisyeni yaşadığım bir şey bu. Bir dolu dolu CV önüne koyduğum zaman, şuna bir bak, ne kadar önemli, heyecan verici bir CV'si var. Sayfalar dolusu. Ama ilk sayfasına bakar bakmaz, yani yapmayalım hocam falan bunu diyen, hala böyle bir yani anlayış var. Yani başörtülü birini görünce önyargılı ve ayrımcı yaklaşım mı diyorsunuz? Canım, olmadı mı? Olmadı mı? Bir ünlü psikolog demedi mi? Başörtülü psikolog olmaz diye. Hala bir takım yerlerden siyasiler, bir takım medya mensupları demiyor mu? Yani işte başörtüsüyle şu meslek olamaz, o meslek olamaz. Yani bu var. Peki, bu, ama bu tabii Cumhuriyet zaman Partisi içinde belki yerleşecek bir şey. Dün sunduğu teklifteki evet. Cümleyi de şöyle bir okuyayım. Cumhurbaşkanı buyurun. Erdoğan yetersiz ve riskli diyor. Şöyle ifade: kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma ve benzeri dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Neden yetersiz bulundu? Neden yetersiz buldunuz bu teklifi, bu maddeyi bir yasa teklifi olarak? Ben içerikten çok işin normatif yanı ve esaslı bir kalıcılığının vurgusunu yaptım. Dolayısıyla bu tür noktalar kanunla falan düzenlenmek yerine asıl samimi, kalıcı, bir daha bunu hiçbir şekilde tartışma noktasına taşımayacak. Yani az önce Orhan Bey'in işaret ettiği, hani iktidar değişirse tekrar aynı kazanımlardan işte vazgeçilecek, tekrar bir yasaklama, engellemelerle karşılaşacak kaygısını da, bu kaygı taşınıyorsa, büsbütün ortadan kaldıracak olan şey anayasal güvencedir. Dolayısıyla bunu ilk dört maddeyle de bir ilişkisi yoktur. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili anayasanın düzenlediği işte 11. madde, 12. madde neyse, nerede yer buluyorsa,
o kapsam içerisindeki yine Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bunu daha geniş anlamda da alabiliriz aile kurumu da koruyacak şekilde. Bir komisyonlar mı oluşturulur, ortak partiler arası bir zemin mi oluşturulur? Bunun sizin de bu okuduğunuz metni biraz daha genişleterek, aynı metin bile olabilir ama bunu anayasal zemine taşıyarak anayasa güvenceye almak gerekir ki bu partiler arasında ne bir tartışma ne de bu konuda hassasiyet taşıyanlar açısından da bir kaygı eşiği aşılmış olsun, o hiç yaşanmasın. O hiç yaşanmasın. Türkiye'nin büsbütün gündemine ve bu anayasal güvence Seraf Hanım, şunu da bence daha kuvvetli hale getirecektir. Az önce söylediğim hala bu tür bir refleksin işliyor olması, yani başörtülüye karşı bir farklılık, bir ayrımcı yaklaşımının işte, genellikle de hani kamuda yok bu ama özel sektörde çok çok bu konuda örneklerle karşılaşıyoruz zaman zaman. Bütün bunlar açısından bir olgunlaşma, bunun yerleşik hale gelmesi açısından bu anayasal değişiklikle kamu refleksinde de halkın da vicdan ve zihin arasındaki bağında da katkı sağlayacaktır. O açıdan da işin sosyolojik, toplumsal yanına da bence önemli bir katkı sağlayacak. Peki siz toplumsal yanını demişken ben Orhan Bursalı'ya döneyim hemen. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu paylaşım ve çağrı sonrasında bir kısım insan da dedi ki yani Türkiye'de ekonomiyle ilgili sorunlar ortada. Eğer hak ve özgürlükler konuşulacaksa başka eleştiriler de var. Yani toplum tarafından şu an bir başörtüsü sorun olarak görülüyor mu? Neden bu konu tekrar gündeme getirildi ve bir nevi gündem tekrar başörtüsü konusuna geldi diye eleştiriler getirildi. Yani toplumda şu an bu konuşulan konunun karşılığı nedir sizce seçime giderken özellikle? Şimdi yani Kılıçdaroğlu'nun bu teklifini ben ilk başta biraz olumlu bakmıştım ama yani sınırlı bir olumluluk daha doğrusu. Acaba gerek var mı buna arka plan düşüncesiyle yaklaşmıştım. Fakat yani Kılıçdaroğlu bunu böyle bir toplumsal bir mesele haline getirmesinde bence ortaya çıktı ki pek de gerek yok aslında. Yani çünkü Türkiye'nin sorunu gerçekten de bugün gündeme baktığımız zaman ne başörtüsü ne de başka bir şey ekonomi. Ülkenin dış konuları var. Yunanistan var. Batı ile sorunlar var. Amerika ile sorunlar var. Savunma sorunları var. Ve ilk başta tabii ki ekonomi sorunları var. %85'i aşan bir enflasyon. İnanılmaz bir pahalılık söz konusu. Bunun yanı sıra İstanbul Ticaret Odası'nın bile %107 olarak ilan ettiği bir enflasyon ve Enak grubunda %86'lara vardı bir enflasyon. Şimdi burada bir durmadan da artan %3,5 ile %5,5 arasında bir aylık Eylül ayında bir enflasyon yaşanıyor. İnsanların meselesi farklı. Yani şu aşamada ben Kılıçdaroğlu'nun bir başörtüsünü böyle bir tartışmanın gündemine oturtmasını şu aşamadan sonra çok gereksiz görüyorum. Yani buradaki anayasa başörtüsü dediğim gibi bir özgürlükler meselesinin bir parçasıysa eğer özgürlükleri bütün olarak ele almak lazım. Yani bugün bazı hükümete muhalif görünen bazı televizyonlar bir takım milletvekillerinin sözlerinden dolayı ekranlara yasak ve karartma getiriyorlarsa, program kaldırma getiriyorlarsa bir babaya hükümetin, devletin teslim ettiği oğlunun kemiklerini taşıyan bir babanın görüntülerini yasakladığı için cezalar veriliyorsa bu ülkede çok daha temel, çok daha farklı bir sorun var demektir. Yani hem basın ilan kurumu hem de RTÜK özellikle de anayasal özgürlükleri tamamen budayan, anayasal özgürlükleri çöpe atan bir karşı uygulama içinde. Ve hükümet de bunların arkasında ayrıca da. Yani sorunu biz başörtü meselesi, bir özgürlükler meselesi peki ama özgürlükler meselesi bir bütün. Ve biz bir bütünüyle konuya yaklaşmamız lazım. İfade özgürlükleri ne olacak?
Şimdi meclise getirdikleri dezenformasyon yasasına bir baktığınız zaman gerçekten de bu yasanın da seçimleri giderken tamamen muhalifleri susturacak bütün medyada hemen hemen muhalefetin dile getireceği hiçbir şeyi özgürce konuşulmasına müsaade etmeyecek ve cezalandırılacak ve kapatma cezaların olacağı ve yargıya taşınacağı ve hapis cezalarının, para cezalarının verildiği bir döneme başlıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda başörtüsü çok talih bir şey. Zaten bunun yerine başörtüsünü bütün bu özgürlükler için bir parça olarak ele almak lazım. Ama bugün özgürlükler meselesi başörtüsü meselesinin çok daha ötesinde bir kavram haline geldi uygulamada. Bizim derdimiz çok daha farklı diye düşünüyorum. Bugün başörtüsü diye hiç kimsenin bir sorunu gerçekten de yok. Burada seçime giderken iktidar kanadından, partilerinden oy geçişini sağlamak amacıyla tümüyle iktidarın seçmenine yönelik bir açıklama ve adım mı bu, çağrı mı bu sizce CHP'den gelen yasa teklifi? Şimdi bir endişe ve korku vardı. Ben biz gördük bunu gerçekten de. Başörtüsü yasaklayacak diye bir kampanya arka planda sürüyordu. Onu siz de gördünüz. Kılıçdaroğlu bundan endişe etti herhalde. Yani Kılıçdaroğlu çok geniş bir açılım yapıyor. Kendi yani milliyetçilere yönelik, İslamcı kesime yönelik. Zaten bir baktığımız zaman altılı masada hemen hemen hepsi bir şekilde temsil ediliyor. Bu çerçeve içinde çok geniş bir açılım yapıyor Kılıçdaroğlu. Başörtüsü meselesinde böyle bir kampanyanın ucunu görünce engellemek ve böyle bir altılı masadan veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir engellemenin asla söz konusu olmayacağını düşünerek ve bunu bu düşüncesini yasal bir çerçevede de değerlendirerek yasa teklifiyle bertaraf etmek istedi. Fakat bu tabii ki başörtüsü kaç yıllık, 15-20 yıldır Türkiye'de tartışılan bir konu. AKP'nin müktesebatı bu konuda çok dolu. Evet, izninizle bu arada bu anayasa teklifi değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru soruluyor toplantı sonrasında. Cevabını bir dinleyelim izin verirseniz. Gelsin ekrana. Nasıl bir yorumunuz olur sizin de buna karşılık? Olacağı buydu zaten. Dürüstlüğü bunlar. Bunlar böyle bir yasal düzenlemeyle kendilerine göre istedikleri gibi bu işi zaten yasal düzenlemeye falan gerek yok. Çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Eğer sen dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasa teminatı altına alalım. Kaldı ki anayasamızda da bunu geniş manada teminat altına alan maddeler var. Ama bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içerisinde açık, samimi başörtüsü konusunu biz oraya oturtalım. Dar kapsamlı bir anayasa teklifinden bahsediyoruz. Yoksa hayır, tamamıyla büyük bir 120 madde. Yani, ülkenin tüm kurumlarında, her şeyinde bu işi en geniş anlamda yer alacak şekilde ben şu anda Anayasa Komisyonu üyelerimi çalıştırıyorum. Adalet Komisyonu üyelerimi çalıştırıyorum. Bu teklifimizi biz meclise getireceğiz. Biz meclise getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu, her zaman olduğu gibi tekrar meydana çıkacak. Efendim siz bugün yine 8 ay dediniz ama 14 Mayıs tarihi de bir konuşuluyor açıkçası. Hayır diyorsunuz. Tamam, karıştırdım. Teşekkürler. Bu arada çok da az vaktimiz kaldı Orhan Bey. Sizin son sözlerinizi soracağım. Az önce yarım kalan evet. Cümlenizi de tamamlayın elbette. Bundan sonra şimdi evet. Bir de anayasa değişikliği süreci mi izleyeceğiz mecliste? Çünkü teklif hazırlanıyor dedi. Adalet Bakanı da talimatı aldık açıklaması yaptı. Evet, öyle görünüyor. Bir anayasa teklifini getirecekler. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bir anayasal çerçevede değil, bunu gerçekten de bir yasa teklifiyle, onlar da bu tekliflerini, yasa değişikliği teklifini getirecekler ve bunun bu tartışması sürecek. Gereksiz Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk bir mecliste tartışmaları izleyeceğiz. Karşılıklı adeta seçim kampanyasının üzerinde sürdüğü
Türkiye'den programından, gerçeklerinden ve gündeminden kopuk bir tartışmayla zaman geçireceğiz. Bu yanlış bir girişim olduğu ortaya çıkıyor. Evet, sizce de öyle mi Yaşar Hacı Salihoğlu? Yani Türkiye'nin ihtiyacı ve sorununu olmayan bir alanda bir süreç mi, bir tartışma ve bu devam eden meclis çalışmaları sürecini mi göreceğiz? Siz bu yönde mi değerlendiriyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir ihtiyaç olduğunu hissederek bunu ortaya koymuşsa bunu reddetmemesi gerekir. Şimdi bir üst çerçeveye taşıyalım ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu önerisinin takdiminde de unutmayalım kalıcı bir şekilde bu sorunu çözelim gibi bir vurgu var mealen söylüyorum. Ama kalıcılık konusundaki samimiyeti açısından bu anayasadaki bu teklifin yani 12. maddede temel hak ve hürriyetleri düzenleyen seri dizilişe bunun da uygun bir şekilde yine söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı ya da hazırlattığı metinden de yararlanarak bunun oraya yerleştirilmesi de hiçbir sakınca olmadığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun varsa bu konuda samimi kaygısı da bütünüyle giderilmiş olur. Dolayısıyla buna hayır dememesi gerekir diye altını çiziyorum. Ama biliyoruz ki sonuçta seçim saati mahallinde bu meselenin bir, işte Orhan Bey dedi ya geniş bakmak istiyor, geniş bir çerçevede seçime gitmek istiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu konuda da bir seçime ilişkin bir ritüel tartışması içerisinde olduğu kanaati bende ağır basıyor. Peki muhafazakar kadınlarda karşılığı nedir? Yani acaba iktidar değişirse bu kazanımlarımı kaybeder miyim diye endişeyle bakan insanlar var dediniz ya, böyle bir damar var dediniz. Var. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini ve çağrısının bir karşılığı yok mu? Nasıl siz görüyorsunuz? Tabii var. Ben aslında o varlığına işaret ettiğim damar bunun ayrımcılığın var olduğuna dayalı damar. Hı hı. Bu zaman zaman su yüzüne çıkıyor böyle palyatif, bireysel bir takım kurumlar üzerinden, daha çok da bir özel kurumlar üzerinden. Bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu besleyen, ayakta tutan bu damara karşılık Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha altını çiziyorum. Burada bunun tamamen kurutulması bu damarın, bunun böyle bir dışa vurumların yaşanmaması adına böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduysa doğru adresi anayasal zemindir. Bu teklife behemal evet deyip bu tartışmayı kapatmaları gerekir diyorsunuz. Evet, burada bir cümle ekleyebilir miyim? Bir cümle lütfen. Bir cümle. Burada çeşitli düşünceler toplumda her zaman için var olacaktır. Hiçbir düşüncenin kökünü kazıyamazsınız. Bugün aynı zamanda toplumda şeriat isteyen çok bir akım da var. Onları ne yapacağız diye düşünüyorum. Yani kök kazıma meselesi olarak yaklaşmak konuya çok yanlış bir özgürlükler açısından da yanlış bir şey. Yani şeriat isteyen bir sürü insan var, grup var, tarikat var, cemaat var ortada. Fik atıyorlar Türkiye'de ve bunlar da ortadayken başörtüsü konusunda çok farklı görüşleri olan bir grup, çok çok azınlık bir grubun varlığı çok doğal ve normaldir. Peki, çok teşekkürler evet. Orhan Bursa. Bir dakika. Cevabınız mı var? Süremizi doldurduk hocam. Elbette. Tek cümle lütfen. Benim söylediğim bir cümlenin doğru yere oturup anlaşılması gerekir. Evet, kökü kazınmalıdır. Neyin? Ayrımcılığı, ırka, cinsiyete, milliyete, giyim kuşama dayalı ayrımcılığı, onun içeriğini değil, onu etiket üzerinden yapılan ayrımcılığın kökü kazınmalıdır. Söylediğim budur. Fikirler, hiçbir kuvvet, hiçbir güç fikirlerin kökünü kazımaz tabiatıyla. Peki. Fikir değil bu. Peki. Çok teşekkürler Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Orhan Bursalı, sağ olun. Sıcağı sıcağına değerlendirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını.